Geç mi kaldık İlyas? Her şey için değil. Ama Damla ve arkadaşları için geç kaldık Feyyaz Bey. Hay Allah ya. Ya Haşmet, gördün mü? Eğer ablamın sözünü dinleyip Damla ile arkadaş olsaydım, benim de şimdi işim bitmişti. Ya bir kendini katmadan başkası için üzülür müsün? Ha? Yapabilir misin bunu? Ben de onu diyorum Haşmet. Çok üzüldüm. Şimdi onunla birlikte ölebilirdik. Her şey için geç değil dedin İlyas'ım. Bir plan mı var? Var enişte, var. Ebru'dan haber bekliyoruz. Nasıl bir haberden bahsediyorsun İlyas? Nasıl takip etme ihtimalimiz var mı ona bakıyorlar. Ama yeterince kalabalığız. O yüzden herkesin gelmesine gerek yok. Belki yapabileceğimiz bir şey vardır İlyas. Şimdi gidip de ne yapacağız ya? Ya kendi kızın üzerinden nasıl intikam peşine düşersin bağır? Böyle bir şey benden nasıl saklarsın? Kızının ismini, şerefini böyle bir şeye nasıl alet edersin? Benim şerefimle ilgili bir durum, bir sorun yok baba. Sen ağzını açma. Otel odalarında benim hasmımla buluşacaksın, adama rol keseceksin. Bundan sonra benim şerefle işim yok, belli yok. Birileri o şeref dediğin şeyle ilgili bir şeyler yapmalıydı ya Tufan. Oğlum öldü. Bekledin. Kardeşim öldürüldü. Sakin ol. Hallederiz dedin. Kızım da, kardeşlerim de büyük bir risk alıp senin o hasım dediğin adamı yakalıyorlar. Sen de gidip o adamı serbest bırakıyorsun. Sen tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun Tufan? Söylesene. İkinizi de keser. Yemin ederim ikinizi de dilim dilim keserim. O kardeşim dediklerinde sizden beraber mezara gömerim. Toprağın altında birbirinizi seversiniz. Evet baba. Biz bir hata yapmış olabiliriz. En büyüğü de bütün bu yaptıklarımızı senden habersiz yapmış olmak. Ama senin o Boran'ı serbest bırakmış olman, bu çok büyük bir hata. Anamla birlik olduğun zehir saçarsın öyle mi? He? Sen memlekete gidiyorsun, sen de defolup geldiğin yere gidiyorsun. Hemen toplayın eşyalarınızı. Tamam baba, gideriz. Ama önce dayımın defin işi var. Ben senin dayılarını defnederim kızım. Sen merak etme. Yeter ki seni defnetmeyeyim. Anladın mı beni? Benim derdim o. Tamam Tufan. Tamam. İsa! Buyur reis. Bunların biletini alıyorsun. Bu memlekete, bu da yurt dışına gidiyor. Hemen reis. Daha bizle alakalı bir şey duydun mu susacaksın İsa. Anladın mı? Yoksa ben seni sustururum. Enişte, bugün bize biraz fazla yükseldin. Biz doğru olanı yaptık. Ben de aynı şeyi abine yapacağım. İlk fırsatta kızını bir otel odasına göndereceğim. Ne biçim konuşuyorsun sen Tufan? Ne oldu Köksal? Ağrına mı gitti? Kız senin olunca mevzu ağır oluyor tabii, değil mi?
Ben yeğenimi kendi çocuklarımdan ayrı görmem. Benim kızımı bundan sonra farklı gör Köksal. Benim kızım farklı. Anladın mı? Anladın mı Köksal, yoksa ben bunun hesabını güdeyim mi? Bana onu de. Bak Tufan. Her şeyi yoluna koymaya başladık. Tamam. Sen bir rajon yaptın. Oranı serbest bıraktın. Hiçbir önemi yok. O bugün ölmezse yarın zaten ödeyecek. Ama bak. Bugün paramızı aldık. O Damla denilen kadını Altan'a söyledik. Dün gücümüz, havamız birse gün beş oldu. Bence artık fazla uzatma. İkiniz de özür dileyeceksiniz. Enişte, abinin haberi bile yoktu Demet'ten. Ben önce içeriden bilgi alırız diye tamam dedim. Yavuz ölünce de gözüm döndü. Özür dilerim. Senin haberin yok muydu? Ne yapsaydın Tufan? Ha? Volkan'ı mı suçlasaydın? Ha Volkan, ha ben, ne fark eder? Yavuz ikimizin de kardeşiydi. Bundan sonra benden gizli bir iş döndürmeyeceksiniz. Eğer havanızın da paranızın da artmasını istiyseniz tabii. Tamam. Patron sensin. Ölülerimizi ne yapacağız Fahri? Alparslan mesaj attı. Biz çıkınca bir ekip gelip onları alacakmış. Ekip derken? Sen taşımacasın işte enişte. Daha ne istiyorsun? Kimse kim? Doğrusu da bu. Ahmet abi. Nasıl bir takipten bahsediyor abi bunlar? Biz de burada onu öğrenmek için duruyoruz ya Bülent. Yerlerini tespit etmek için giderlerse biz de beraber gidecek miyiz? Babama bağlı. Siz şimdi buradan ayrılmayın. Ben içeride yardım edecek bir şey var mı bahanesiyle bir gidip bakayım. Feyyaz, beni her seferinde şaşırtıyorsun. Niye tipi? Sen buradasın ama Rafet yok. Geçen sefer de söyledim. Bir kere de elini taşın altına koy dedim. Hani nerede beyimiz? Gene ortalıkta yok. Sen Rafet'i arayıp haber verdin mi tipi? Ya Rafet kim ki ona haber vereceğim Haşmet? Nereden bilecek? Ona malum mu olacak? Alparslan ona haber vermiyor mu olanlar? Ya işte her seferinde bir bahane buluyor Feyyaz. İşe gelmemek için. Saunadayım, buhardayım. Bugün de üşüttüm demiş. Tipi, Rafet sana niye yalan söylesin? Sen Rafet'in avukatı mısın Haşmet? Niye onu savunup duruyorsun bana? Söyle Hakan, ne yaptınız? Damla Hanım'ı kaybettik abi. Mesut, şu telefonun sesini dışarı versene. Ya hele bir dur. Orhan bir dur. Hakan. Altan'ı sınırsızları öldürdük de. Maalesef abi. Nasuh'u da alarak kaçtılar. Sizi niye takip etmiyorsunuz ulan? Abi Ebru yenge onun bir yolu olduğunu söyledi reislere. Ya ne Ebru'su ne yengesi? Boş boş konuşma oğlum. Ben sana ne soruyorum sen bana ne söylüyorsun? Çip varmış abi, çip. Nasuh'un dişine dolgu gibi çip yerleştirmişler.
Nereye gitseler takip edebilecekmişiz yani. Ya kapat lan, kapat. Allah Allah. Bana adresi atın. Ben birazdan size yetişirim. Ne olup ne bittiğini bize de anlatır mısın Behzat? Halkan bizimkilerden önce mekanı basmış. Nasuh almış. Ama önemli değil, sinyal varmış üstünde, takip edecek bizimkiler. Hadi kalk gidelim. Ya kanka bak, bir yere gitmeyeceğim diye Hızır Reis'e söz verdin. Ne benim başım belaya sok ne Şahin Hanım. Öyle mi Şahin Hanım? Sen kalk git nereye istersen. Biz buradayız. Ben de seninle geleyim Behzat Reis. Ya adam eksiğimiz yok Zafer. Sen de git Zafer abi. Ne olur ne olmaz. Yalnız gitme Behzat Reis. Aynen. Ya kal diyorsan kal Zafer. Zaten her yerden kurşun yiyoruz. Bir de buradan yemeyelim bari. Hem şimdi Ebru'nun canı sıkkındır. Bir onunla konuşmam lazım. Ebru'nun canı niye sıkkın Behzat? Damla'ya bir şey mi oldu? Ya ben de tam anlamadım. Öyle bir şeyler işte. Şu altanları alalım da ondan sonra konuşuruz. Evlat. Hadi bize birer acı kahve yap. Hemen baba. Boran Reis sağda yapayım mı? Babam. Miden delilecek. Kurban olayım bir lokma bir şey önce. Ben yiyeceğimi yedim Tekin. Ben yiyeceğimi yedim. Abi biz yeterince kalabalığız. Bir iz bulduk üstüne gideceğiz. Şimdi oradan bir şey çıkar çıkmaz belli değil. O yüzden diyorum hep beraber gitmeye gerek yok. Siz gidebilirsiniz Feyyaz. İlyas bir şey çıkmayabilir diyor. Yürü tipi yürü. Hadi gidelim biz de. Bir şey çıkma ihtimali de var. Haşmet duymuyor musun? Nereye gidiyoruz? Abi ben bir şey çıkarsa sana bilhassa haber vereceğim. Bekliyorum bak. Onları bulursanız çatışma çıkmadan mutlaka arayacaksın beni. Tamam abi. Babamı kardeşlerim götürsün. Ben sizinle geleyim İlyas abi. Yok sağ ol, gerek yok. Peki İlyas. Bir sonuca ulaşırsanız beni de haberdar edin. Olur olur. Ebru. Dayı. Behzat abim yolda, ben de size katılacağım dedi. Müsaaden varsa ben de eniştelerle gideyim. Boran'ın yanında dursun dedi hazır. Beklesin orada. Yola çıktı bile dayı. Ya ne haliniz varsa görün. Nasuh'un dişine dolgu yapıp çip bağlamışlar. Onu alan ekiplere haber edin. Takip altındalar. Tamam, sağ ol. Selamlarımı iletin. Biz de gitseydik keşke. En azından aksi bir durumda Nasuh'u vururduk. Şu anda Nasuh'u vuranı vururlar Ahmet. Ama şöyle bir avantajımız var. Şayet onu ele geçirirlerse yurt dışına çıkacak kadar vaktimiz var. Baba, bizimle de paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Yok lan. Ahmet, senin paylaşmak istediğin bir şey var mı? Yok baba. Ama illa sizinle bir şey paylaşmamı istiyorsanız paylaşayım. Acıktım. Otele haber verin de spagettimi hazırlasınlar. Ha bu arada siz de kendinize bir şeyler söyleyin. Şayet buradan gitmek zorunda kalırsak hiç olmazsa aç karnına gitmeyelim. Yani onun için söyledim abi.
Asuh Bey. Kahve. Tamam. Teşekkür ediyorum. Erdem, bir kerpeten bul. Anlamadım abi. Kerpeten, karga burnu, pense bir şey bul. Ferdi, arkadaşlara haber ver, hazırlıklı olsunlar. Hayırdır abi? Misafirlerimiz var. Takip edilmedik abi, bundan eminim. Evet, arkamızda araba yoktu. İçme o kahveyi. Biraz ayılsın diye vermiştim. Ayılmaması daha iyi. En azından bir süre daha. Ellerini tutun. Ne oluyor Altan? Erdem, sen de kafasını tut. Çenesine bastır. Altan, ne oluyor diyorum sana? Biraz canın acıyacak ama bir de iyi tarafından bak. Ölmeyeceksin, nasıl? Yeni dolgu bu. Sıkı tutun. Varınca ararım anne. Muhakkak ararım. Benim uçağım sabah çok erken, uyumayacağım hiç. Var mı bir şeye ihtiyacın? Bana sarılmana ihtiyacım var baba. Kızım, benim senden başka hiçbir şeyim kalmadı. Biri bana acıyacaksa o sen ol bari. Üzme beni. Bugüne kadar üzmedin, bundan sonra da üzme, değil mi? Söz veriyorum. Özür dilerim. E hadi bin git şimdi. Gitme diyeceğim, gene başıma bela olacaksın. Haydi. İsa, uçağa kadar eşlik etsinler ha. Tamam reisim, tembihlemişim. Gene bununla hangi işe soktun İsa? Aile işlerine reis. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Doğru işe burnunu sokana bir şey olmaz. Tekin abi, tahmin ettiğin gibi. Kızı gönderiyorlar. Peşinde misin Tefo? Şimdi takılıyorum peşlerine abi. Kaç kişiler? Eskortta 3. Kızın yanında 2 kişi daha var. Tamam, o konuştuğumuz noktada görüşürüz. Tamam abi. Şahin'e müsaade varsa ben şu konteynerde biraz uzanayım. Tabii. Evlat. Bir bak bakalım şuraya, müsait mi? Yastık, battaniye var mı? Ben şimdi oradan geldim babam. Müsait Şahin'e, müsait. Her şey var içeride. Hadi ben sana eşlik edeyim babam.
Ben biraz dinlenirse bir olacak Şahin abi. İyi istirahatler. Eyvallah. Tekin. Buyur Şahin'a. Yanından ayrılma. Yok yok. Ben yanından hiç ayrılmam. Sen merak etme Şahin'a. Araba nerede? Konteynerin orada baba. Hemen arkadan sıkışırız. Bir şeyler yesek mi Şahin ha? Boran Reis yemiyor diye hepimiz acıdan öldük ya. Açlıktan ölmezsin diye düşünüyorum ama. Hamur işi bizi mahvetti. Baba konteynerin arkasından bir araba hareket etti. Ulan. Vallahi çok üzüldüm Ebru. Ne kadar yakın olduğunuzu biliyorum. Ben de abim gibi bir şeydiniz yani. Evet. Hala inanamıyorum. Neyse sen canını sıkma. Geç arabaya otur. Ben seni üzenlere gerekeni yapacağım. Ben de geleceğim Behzat. Ya tamam anladık. Silah kullanmayı biliyorsun. Bu konuda da yeteneklisin. Ama ne gerek var yani? Şimdi ben sana bir şey olacak diye çatışmaya konsantre olamayabilirim yani. Sen otur arabada Behzat. Ya enişte bu İlyas nerede? Beyefendiye mi bekleyeceğiz yoksa şu itleri gebertelim mi? Abi. İlyas Reis yok. Nasıl yok? Ya Boran fidanlıktan kaçmış, onun peşine gitti. Ne? Nasıl kaçmış, nereye kaçmış? Ya işte sen çıktıktan sonra Tekin'i de yanına almış kaçmış. Şahin ağa aradı, o söyledi. Ulan kafayı mı yemiş bunlar? Behzat, başlayacak mıyız operasyonu? Faruk, bir sızana kadar sen buradan indir kardeş. Ben de abi. Çember şeklinde darıyoruz.
Burada kimse yok. Ebru. Hani çip vardı? Nasıl olur? Hala burada görünüyor. Fahri nerede? Reşat! Zodyak'la kaçıyorlar! Tamam enişte, tamam. Yakalayamamışlar mı? Maalesef teyze. Nasıl olanlar kimmiş büyük kuzen? Altan ve sınırsızlar. Ben adıma çıkıyorum. Mine, Özlem nerede? Odasında, yorgun biraz dinleniyor. Amca, müsaadenle ben bir Özlem'e bakayım. Annem de odasında abi. De bakalım koca Hizar. Kim yıktı seni? Kaybetmek. Kaybetmek beni yıkıyor ana. Hayatta kaybetmek ya da kazanmak diye bir şey yoktur. Yaşamak diye bir şey vardır.
Hepsi de onun içimdedir. O içindeki bazı şeylere tahammülüm yok ana. Neydiysin? İhanet ediyorum. Ben sana tahammül etmenin yolunu derim ama sen yapmasın Şah'ım. Sen hele bir de ana. Bugüne kadar yapmadım ama belki bundan sonra yaparım. Güvenme. Hiç kimseye güvenme. Eşime, dostuma, etrafıma güvenmeden nasıl yaşayayım? İnsan eşini, dostunu, ailesini sever ama sadece Allah'a güvenir. Hepsi bu kadardır. Gerisi de kaderdir uşağım. Babam, hazır ol. Geliyorlar belli ki. Yalandan korkmuyorsun da. Ölümden mi korkuyorsun? Bir Demet'i ya seviyorum.